BRT Haber Merkezi'nden mutlu hafta sonları günün ilk bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti. Ertuğruloğlu, kabulde yaptığı konuşmada ulusal bir dava olan Kıbrıs konusunda Dışişleri Komisyonu'nun son derece önemli görevleri olduğuna dikkat çekti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığıyla alakalı ciddi bir yol ayrımında olunduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetini kabul etti. Kabulde konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ulusal bir dava olan Kıbrıs konusunda Dışişleri Komisyonu'nun son derece önemli sorumluluğu ve görevleri olduğuna dikkati çekti. Ertuğruloğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu'yla istişarelerin, kendisinin New York ve Washington ziyaretinin ardından gerçekleştirilmesini önemsediğini ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay da iki gün boyunca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yoğun temaslarda bulunduklarını belirterek burada çok güzel görüşmeler ve değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Yiğitler ve Beyarmudu ziyaretine de işaret eden Oktay, ziyaret sırasında şahit oldukları bazı manzaraların kendilerini üzdüğünü kaydetti ve bize insanlık dersi vermeye çalışanların ne kadar ikiyüzlü olduğunu gördük dedi. Oktay, bölgede sözde barışı sağlamak üzere bulunduğunu ifade eden BM Barış Gücü'nün Kıbrıs Rum yönetimi tarafından yönlendirilen ve onların çıkarları doğrultusunda bir anlamda Kıbrıs'ı Türklere zulmeden boyuta dönüştüğünü görmüş olmaktan da çok büyük üzüntü ve kaygı duyduklarını belirtti. BM Barış Gücü'nün Kıbrıs Türkü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile temasının olmaması ve herhangi bir görüşünün dahi alınmamasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Oktay, tarafsızlığı sorgulanan bir yapı olan BM'nin tarafsızlığının ne kadar gerçek olmadığına şahit olmanın kendilerini üzdüğünü söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi toprağında yol yapımı sırasında gelip Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nden bir komutanın, kendisini öyle tanıtıyor çünkü, burası Rum toprağıdır, burada bunu yapamazsınız, çıkın dışarı diyebilecek kadar haddini aşması, ileri gitmesi, yetkisini aşması asla kabul edilemez. Biz dün bunu ifade ettik, bununla ilgili üzerine gideceğiz. Biz Dışişleri Komisyonu olarak da zaten bakanlığımız ve ilgili komisyonlarla da Türkiye'de biz bununla ilgili gerekeni yapmaya çalışacağız. Ama zaten sizin de yaptığınızı biliyorum. Birleşmiş Milletler'in bu şahıs her kimse, bunun gerekli tahkikatını yapıp bu şahsı bulup gereğini yapması gerekiyor. Maraş'ı artık farelerin gezdiği bir şehirden, hafiften de olsa insanların dolaştığı bir şehre dönüşmesinin kötü bir şey olmadığını ifade eden Fuat Oktay, Yiğitler Pile Yol Projesi'yle istenilenin de bu bölge halkının insani hizmetleri alması olduğunu anlattı. Yine bunun bir fırsat olacağını düşünüyorum. Aslında her kriz kendi içerisinde, her sorun kendi içerisinde de bir fırsatı barındırır. Birleşmiş Milletler'in de, İngiltere'nin de garantör devletler olarak, Yunanistan'ın ve Türkiye'nin de bu konuda birlikte hareket ederek bu insani projeyi birlikte hayata geçirebilecekleriyle alakalı da aslında çok ciddi bir fırsat sunabilir. Biz Türkiye olarak da bu insani... Fuat Oktay, biz Türkiye olarak bu konuyu diplomatik yollarla değerlendirmeye çalışacağız. Bu konuda hayırlı bir haber çıkacağı konusunda da ümitliyim dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınırlığıyla alakalı ciddi bir yol ayrımında olunduğunu da ifade etti. Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de yaptığı Kıbrıs'ı tanıyın çağrısının ardından, Kıbrıs'ın Türkiye'nin tüm birimlerinin bulundukları her ortamda olmazsa olmaz ajandalarından biri olduğunu söyledi. Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve izolasyonların kaldırılması konusunda düne göre bugün daha ileride olunduğunu kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında Kapalı Maraş'ı da ziyaret etti. Komisyon Başkanı Fuat Oktay ziyarette yaptığı açıklamada Kapalı Maraş açılımının devamı halinde destek vermeye hazır olduklarını vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında Kapalı Maraş'a ziyarette bulundu. Komisyon Başkanı Fuat Oktay ziyarette Maraş'ı ziyarete gelenlerle hatıra fotoğrafları çektirdi, samimi sohbetler gerçekleştirdi ve daha sonra basına bir açıklamada bulundu.
Maraş'ı önceden Kapalı Maraş diye bilinen biliyorsunuz. 74'ten beri bölgeyi artık biraz yarı açık Maraş diyelim en azından. Ziyaret ediyoruz. En son gelişmelere bakıyoruz. 2020'de hatırlarsanız bir sahil bölgesini buradaki vatandaşlarımızın hizmetini açmıştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının hizmetini açtılar. Biz de Türkiye olarak sonuna kadar destek vermiştik buna. Sonrasında da ikinci bir bölge 2021 Temmuz'unda yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti açmaya karar verdi. Biz yine Türkiye olarak arkasında durduk. Çünkü bizim yaklaşımımız burada muhteşem dünyanın incisi bir şehir vardı. Bütün bölgenin turizm merkeziydi. Muhteşem bir alandı. Ama ne yazık ki 74'ten sonrası burası bir çözüm ümidiyle ve bir iyi niyetle sadece belki bir anlaşma sağlanabilirse daha farklı bir şekilde açılabilir düşüncesiyle yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından iyi niyetli olarak kapalı tutuldu hep. Bölgenin korku şehri gibi kalması, bölge halkının denizden faydalanmasını engellemek kadar insani olmayan bir davranış olamaz diyen Oktay, açılımın barış adına çok doğru bir yaklaşım olduğunu ve Türkiye olarak kendilerinin de buna destek verdiklerini söyledi. Bizim arzumuz buranın bir an önce bu farelerin dolaştığı dediğim gibi korku evlerinden çıkıp barış, böyle insanların, çocukların cıvıl cıvıl dolaştığı bir barışın simgesi olan, yeniden tarihteki yerini alacak şekilde barışın, refahın simgesi olan bir şehre dönüşmesi. Bugün de görüyorsunuz zaten, dün fareler dolaşıyor diyorduk. Bugün etrafa bakarsanız sadece Kıbrıs'tan da değil birçok farklı ülkelerden insanların buraya, turistlerin de geldiğini, dolaştığını sizler de görüyorsunuz. Bundan hiç kimseye bir zarar gelmez. Biz bu çalışmalara ısrarla devam edilmesinde fayda görüyoruz. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Rum temsilcisinin Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda Türkiye'yi işgalci ve sorun kaynağı olarak nitelendirmesinin hiç değişmeyen Rum zihniyetinin tezahürü olduğunu belirtti. 1960'ta kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ortadan kaldıran, Cumhuriyeti işgal eden Rum tarafıdır diyen Töre, Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nün milli ve haklı davasına her zaman olduğu gibi kararlı bir şekilde sahip çıktığını vurguladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, garantör Türkiye'ye müdahaleden başka seçenek bırakmayan Güney Kıbrıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik saldırgan ve gerçek olmayan iddialarının devam ettiğini kaydetti. Töre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriou'nun Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda bu yöndeki iddialarına verdiği yanıttan dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti. Töre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Anita Dimitriou'nun Kıbrıs konusunun 1974'te başladığı yönündeki Rum teziyle uluslararası toplumu yanıltmaya devam ettiğini belirterek 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki ortaklığımızı fiilen ortadan kaldıran, Cumhuriyeti işgal ederek etnik temizliğe başlayan Rum tarafının suçluluğun telaşıyla her uluslararası platformda olduğu gibi Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'nda da Türkiye'yi işgalci ve sorunun kaynağı olarak nitelemesi hiç değişmeyen Rum zihniyetinin tezahürüdür ifadelerine yer verdi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ve dost ülkelerle kurulacak ilişkilerin gelişmesi için çalışmaların sürdüğünü ve küresel çağda yakınlaşma sağlanarak ticari faaliyetlerin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve üyelerini kabul ederek görüştü. Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Dünya Türk İş Konseyi toplantısına katılarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilmesini ve ticari ilişkileri geliştirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Türk Devletleri Teşkilatı ve onun da ötesinde dost ülkelerle kurulacak olan ilişkiler ve artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki küresel yakınlaşma, iletişim çağında belli ki bizim potansiyel öz varlığımız olan Türk insanlarıyla bütün bu ticari faaliyetleri değerlendirebilmek, ki adı üstünde Dünya Türk İş Konseyi. Belli ki burada büyük bir potansiyel var. Sadece Türk Devleti Teşkilatı değil, onun da ötesinde çok farklı ülkede yaşayan Türklerin birlikte bir takım organizasyonlarda birlikte güç doğar söylemiyle
bu çalışmayı yürütmeleri. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de oralarda olması bizim için büyük bir kazanımdır diye düşünüyorum. Zaten yıllar itibariyle bütün bu ambargolara ve kısıtlamalara rağmen iş insanlarımız büyük bir başarı da elde etmişlerdir. Cumhurbaşkanı Tatar, turizm, yüksek öğrenim, sanayi, tarım, çiftçilik gibi alanlarda potansiyelini değerlendirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin daha da gelişmesi ve dünyada görünür hale gelmesinin önemini ifade ederek, bölgenin değerinin ve potansiyelinin yaşanan gelişmeler ışığında daha da artırmakta olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü de Cumhurbaşkanı Tatar'a yürütülen ticari faaliyetler hakkında bilgi verdi. Maliye Bakanı Özdemir Berova, Metehan sınır kapısını ziyaret etti. Bakan Berova, gümrük ve kara giriş kapısında sigorta hizmeti sağlayan personelle bir araya geldi. Maliye Bakanı Özdemir Berova, Metehan sınır kapısını ziyaret ederek, gümrük ve kara giriş kapısında sigorta hizmeti sağlayan personelle bir araya geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Berova, personelin talep ve beklentilerini dinledi, çalışmaları yerinde takip etti ve yolcularla da bir süre sohbet etti. Metehan sınır kapısının araçlı geçişler bakımından en çok tercih edilen sınır kapısı olduğuna dikkati çeken Berova, Güvenlik ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğü yürütülen kontroller ve kaçakçılıkla mücadelenin büyük önem taşıdığını söyledi. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastane Başhekimi Adil Özyılkan, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Dinçürek, Nalbantoğlu Hastanesi'nde sanal anjiyo çekimlerine başlandığını açıkladı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Doktor Adil Özyılkan, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarından yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ziyareti çerçevesinde radyoloji servisinde incelemelerde bulunan Bakan Dinçürek, daha önce hastaneye alınan en son teknolojiye sahip tomografi cihazıyla sanal anjiyo çekimlerinin başladığını açıkladı. Dinçürek, kalp ve damar hastalıklarının tetkikinde büyük rol oynayan bu cihazın devreye girmesiyle daha önce sevki yapılan birçok hastanın da artık sevk edilmeyeceğini belirtti. 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde sağlıklı bir yaşam için kalp sağlığının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Dinçürek, bölüm doktorlarına da çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Değerli izleyenler, Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, 4. 5 yıllık kalkınma planına ilişkin çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Ülkedeki tüm paydaşlarla yaklaşık 400 kişilik 10 çalışma grubunun oluşturulduğunu ifade eden Güçlüsoy, siyasi istikrarın yakalanmasıyla başlatılan çalışmaların ülkenin geleceği adına önemli fırsat olduğunu vurguladı. Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy, hazırlanmakta olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. 5 yıllık kalkınma planına ilişkin çalışmaları ve hedefleri BRT'de katıldığı Maaşet Artı programında anlattı. Bir ülkede kalkınma planını hayata geçirebilmeniz için veya çalışabilmeniz için ilk önce istikrarlı bir hükümete ihtiyacınız vardır. Yakın geçmiş tarihimizde biliyorsunuz hükümetlerimizin ömürleri de çok uzun süreli olmadı ne yazık ki. Ondan dolayı da istikrarlı bir şekilde gitmeyen hükümetler de bir planlama çalışamadı, bir planlamayı hayata geçiremedi. Bu dönem, bu hükümetimiz, Sayın Başbakanımız Ünal Üstel Bey'in hükümetinde bir istikrar yakalandı, bir istikrara doğru iyi bir gidiş vardır. Bunun yanında da bu istikrarı taşlandırmak için, bu istikrarın gereği olan ülkesel planlamamızı da gündeme aldık. Anayasamız ekonomik ve sosyal gelişmeleri planlayarak yürümemizi emrettiğinden dolayı Devlet Planlama Örgütü'nün görev ve sorumluluklarını da dikkate aldık ve çalışma gruplarımızı oluşturduk diyen Güçlüsoy, 400'e yakın uzmanla oluşturulan 10 özel ihtisas kurulunun çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.
Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Güçlü Soy, ekonomik örgütlerimizden, sivil toplum örgütlerimizden, sendikalarımızdan, kamu kesiminden ve özel kesimden oluşan 400'e yakın paydaşımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Devlet Planlama Örgütü'nün tüm personeli operasyonun başında ve çalışmalar son hızla başladı. 4. Kalkınma Planımızı hedeflediğimiz sürede devletimizin hizmetine sunacağız dedi. Türkiye ile yapılan ekonomik ve mali işbirliği protokolleriyle kalkınma planının karıştırılmamasını isteyen Güçlü Soy, mali protokolün kalkınma planında öngörülen tüm büyük projelerin mali karşılığının düzenlenmesiyle ilgili olduğunu söyledi. Güçlü Soy, imzalanmış tüm protokollerde kalkınma planı yapılmasının öngörüldüğünü anımsatarak, o dönemlerde siyasi istikrarın yakalanamaması nedeniyle bunun hayata geçemediğini kaydetti. Kalkınma planının hazırlanması ve uygulanması başbakanımızın bize ilk günden kesin talimatıydı diyen Güçlü Soy, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini anlattı. Güçlü Soy, sektörel bazda kalkınma hedeflediklerini belirterek, başta turizm ve eğitim olmak üzere sağlık, sanayi, ulaşım ve diğer tüm paydaşların ortak hareket edeceği bir plan oluşturulacağını kaydetti. En çok ihtiyacımız olan şeylerden biridir yabancı yatırımcının ülkemize gelmesi. Ki yani şu anda biliyorsunuz sadece inşaat sektöründe yabancı bir yatırımcıya bir cazip ülkeyiz. O da işte denizimiz, güneşimiz, kumsalımız, işte sakin o hayatımız, işte Akdeniz ikliminin verdiği o rahatlığımız. Tabii ki cazip hale getirir ve yabancı yatırımcı da bize inşaat sektöründe çok ciddi bir girdi sağlar. Bu inkar edilmez. Tabii ki bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Tabii ki bunu da biraz kontrol etmemiz lazım. Devletin, yani hükümetin demiyorum. Sayın seyirciler, İstatistik Kurumu 2022 yılı gayri safi yurt içi hasıla gerçekleştirme rakamlarını açıkladı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti reel olarak %13.3 büyüdü. En yüksek büyüme ise ticaret ve turizm sektöründe gerçekleşti. 2022'de kişi başına düşen gayri safi milli hasıla 14.636 dolar oldu. Ve işte haberin detayları. İstatistik Kurumu 2022 yılı gayri safi yurt içi hasıla rakamlarını açıkladı. Buna göre bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan gayri safi yurt içi hasılada %13.3 reel büyüme kaydedildi. Bu doğrultuda gayri safi yurt içi hasıla cari fiyatlarla 73 milyar 874 milyon 711 bin 15 Türk lirası olarak gerçekleşirken, kişi başına gayri safi milli hasıla Amerikan doları cinsinden 14.636 dolar olarak açıklandı. Sabit fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıladaki sektörlerin reel büyüme hızları dikkate alındığında 2022 yılında en yüksek büyümenin %40.9'la ticaret ve turizm sektöründe kaydedilirken bunu sırayla %34.8'le ithalat vergileri sektörü ve %25.9'la ulaştırma ve haberleşme sektörü takip etti. Cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hasıladaki sektörlerin payları dikkate alındığında ise %30.7 ticaret turizm, %11.5 kamu hizmetleri, %10.3 serbest meslek ve hizmetler, %9.3 ulaştırma haberleşme, %8.3 ithalat, %7.1 mali müesseseler, %6.6 tarım, %5.8 inşaat, %5.4 sanayi, %5 konut sahipliği olarak gerçekleşti. Sayın seyirciler, sahte reçete düzenlenmesine ilişkin soruşturma devam ediyor. Hasbolat bölgesinde 11 çöp torbası etiketi kesilmiş ilaç bulundu. Ülke genelinde yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılarsa yargıç huzuruna çıkarıldılar. Sahte reçete soruşturması kapsamında 3 doktor ve 3 eczacı yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı. 6 zanlı için 5'er gün ek tutukluluğa hükmedildi. Sahte reçete soruşturması kapsamında bir eczacı, bir eczacı kalfası ve bir vatandaşsa Gazi Mousa Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarıldı. 3 zanlı hakkında 3'er gün tutukluluk verildi. Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde yargıç huzuruna çıkarılan bir eczacı hakkında da 7 gün tutukluluk emri alındı. Öte yandan polis soruşturma kapsamında Hasbolat bölgesinde 11 çöp torbası etiketi kesilmiş ilaç buldu.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Din Görevlileri Derneği ve Din Görevlileri Sendikası heyetini kabul etti. Töre, din görevlilerinin topluma örnek olması gereken bireyler olduğunu kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşke'yi kabul etti. Meclis Başkanı Zorlu Töre kabuldeki konuşmasında inancın önemine değinerek inancın ve şükrün insana daima mutluluk verdiğini söyledi. Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milli ve manevi değerlerin korunması ve yaşatılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Toplumun daima dikkatini çeken kişilersiniz. Caminin imamı, caminin müezzini. Hepimiz bundan dolayı da yaşam biçimimize de daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz ve insanlarla beşeri ilişkilerde de çok örnek olmalıyız. Sizler zaten bunu yapıyorsunuz. Din görevlilerinin yaşadığı sıkıntıların da bilincinde olduklarını, ancak buna rağmen inançlı insanlar olarak bu kişilerin görevlerini layıkıyla yerine getirdiğini ifade eden Töre, din görevlilerinin topluma örnek olması gereken bireyler olduğunu kaydetti. Zaman zaman bazı çevreler tarafından din görevlilerinin hedef haline getirildiğini anımsatan Töre, çocukların ve gençlerin mutlaka dini bilgiler edinmesi gerektiğini vurguladı. Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde büyük bir nüfus olduğunu ve okula talebin olduğunun da ortaya konulduğunu ifade eden Töre, Gazi Mausa bölgesine de bir okul açılmasının doğru bir düşünce olduğunu belirtti. İlahiyat mezunlarının illaki din görevlisi olmak zorunda olmadığını dile getiren Töre, bilimden sanata, spora kadar birçok branştaki okula herkesin özgürce gidebildiğini, dolayısıyla bu okullara gitmenin de farklı olarak algılanmaması gerektiğini kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Genç İş Adamları Derneği ile ülkedeki gidişata yönelik görüş alışverişinde bulundu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genç İş Adamları Derneği'ni ziyaretinde toplumun geleceğine yönelik ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek her şeyde kontrolün kaybedildiği bir süreçteyiz iddiasında bulundu. Türk lirasındaki istikrarsızlığın halkın artık kronik meselesi haline geldiğini öne süren Erhürman, bunun her kesimi etkilediğini savundu. Ülkeye yatırım yapan yabancılara istisnai yurttaşlık verildiğini dile getiren Tufan Erhürman, bunun yerli yatırımcılar için büyük dezavantaj teşkil ettiğini belirtti. Kalkınma planına da işaret eden Erhürman, "Biz bu planın içinde en çok nüfus politikasını öne çıkarıyorduk. Çünkü nüfusu bilmediğiniz zaman hiçbir şeyi planlayamazsınız. Adeta yeni bir umut olabilecek bir projeyi öldürme çabasıyla ortaya çıktılar. Bu bizi toplumun geleceğine yönelik olarak da endişelendiriyor. Plansız gidilmesinin sonuçlarını biliyoruz." görüşünü ifade etti. GİAD Başkanı Orhan Gavani ise faaliyetlerine değinerek, "Çocuk girişimcilik projesinin ortaokul müfredatlarında seçmeli ders olarak okutulmaya başlandığını aktardı. Kırsal kalkınma kapsamında bölge halkının desteklenmesi, ayrıca hellim tescili gereği ihtiyaç duyulan küçükbaş hayvan sütünün karşılanması amacıyla küçükbaş hayvan işletme sayısının artırılması yönünde yürütülen küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması projesi sürüyor. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı katkılarıyla yürütülen proje kapsamında daha önceden pilot bölge seçilen İskele ilçesi ve bağlı köylerinde dağıtımı yapılan hayvanlardan doğan ve proje gereği İskele Hayvancılık Dairesi'ne 22 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde müracaatta bulunanlar arasında yapılan değerlendirmede hak sahibi olduğu tespit edilen 8 üreticiden ilk etapta kura çekimiyle 3'üne hayvanları teslim edildi. Elsen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu, Kıptek'te yapılan münhalsiz ve sınavsız istihdamların devam edildiğini açıkladı. Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'na yapılan münhalsiz ve sınavsız olduğunu savunduğu istihdamların dava edildiğini duyurdu. Elsen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada, sendika yönetim kurulunun münhalsiz ve sınavsız istihdamları yargıya taşıma yönündeki kararlılığını oy birliğiyle teyit ettiğini belirterek, hukukçularının bu konuda gerekli çalışmayı tamamlayarak konuyu dün itibarıyla yargıya taşıdığını söyledi.
Tuğcu, sendika olarak liyakati savunmaya ve kayırmacılığın karşısında olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Toprak Ürünleri Kurumu elinde zahire bulunan üreticilerin ürünlerini 5 Ekim Perşembe gününe kadar teslim etmelerini istedi. Toprak Ürünleri Kurumu'ndan yapılan açıklamada zahire alımlarının sonuna gelindiği kaydedilerek elinde zahire bulunan üreticilerin ürünlerini 5 Ekim'e kadar teslim etmeleri istendi. Açıklamada elinde yemlik arpa, arpa tohumlu, buğday ve buğday tohumlu bulunan tüm üreticilerin ürünlerini en geç 5 Ekim Perşembe günü mesai bitimine kadar Toprak Ürünleri Kurumu'na teslim etmeleri gerekmektedir denildi. Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin akreditasyon işlemleri için çalışma başlattı. Kurul Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılması hedeflenen ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon konusunun gündemlerinde olduğunu söyledi. Türkiye Yükseköğretim Kalite Kurulu Eylül ayı toplantısında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversiteler konusunu da ele aldı. Toplantıda konuşan Kurul Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılması hedeflenen ortak kurumsal değerlendirme ve akreditasyon konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. YÖK Başkanı Özvarsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere yurt dışında uluslararası akreditasyon konusuna oldukça önem veriyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yüksek öğretim kurumlarının kalite güvencesinin sağlanması ve bunun artarak sürdürülmesi bizler için de önemli bir konu. YÖKAK ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çatı kuruluş YÖDAK arasındaki ilişkilerin geliştirilerek daha somut bir düzlemde ele alınacağına inanıyorum dedi. Değerli izleyenler, İngiliz Sakinleri Derneği 50 yılı aşkın bir süredir Kıbrıslı Türklere karşı devam eden sistematik ve amaçlı ayrımcılığa karşı mücadele amacıyla kampanya başlattı. Kuzey Kıbrıs halkıyla dostane ilişkiler geliştirmek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet etmek isteyenlere tavsiyelerde bulunmak, ayrıca yetkililerle diyalog ve işbirliği sağlamak amacıyla oluşturulan İngiliz Sakinleri Derneği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet edenlere yönelik yürütülen sistematik ve maksatlı ayrımcılığı sona erdirmek amacıyla lobicilik kampanyası başlattı. İngiliz Sakinleri Derneği Onursal Başkanı Peter Wilkins'la Yönetim Kurulu üyesi Hakan Redif, başlatılan girişimle ilgili belirtili açıklamalarda bulunarak ayrımcılık, ticari ve siyasi ambargoların kaldırılmasının gerekliliğini içeren bir e-postanın Birleşik Krallık'taki milletvekilleri ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'na gönderilmeye başlandığını belirttiler. Bu mektupların mevcut sorunun Birleşik Krallık Parlamentosu'nda ele alınması için bir katalizör görevi göreceği vurgulanan açıklamada, Kıbrıslı Türklere adil ve eşit davranma konusunda gerekli etkiye sahip olan Birleşik Krallık hükümetinin kampanyamızda bize yardımcı olabileceğine inanıyoruz denildi. Sayın seyirciler, BRT'de yeni yayın dönemi 2 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Yeni yayın dönemiyle birlikte ekran yenileniyor. Doğru ve güvenilir haber bültenleri, tarafsız haber programlarıyla BRT Haber Merkezi de yeni yayın dönemine hazır. BRT yeni yayın dönemine başlıyor. Sayın seyirciler, iyi günler. Saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortasıyla gelişmelerle haber bültenimiz başlıyor. BRT'de yeni yayın dönemi 2 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Doğru ve güvenilir haber bültenleri, tarafsız haber programları yeni dönemde de BRT'de izlenecek. Hafta içi her sabah saat 7'de sabah haberle başlayacak olan ana haber bültenleri 13 gün ortası, 19 ana haber bülteni ve 23 gün sonuyla tamamlanacak. 11, 12, 15 ve 17'de de son gelişmeler kısa bültenlerimizle aktarılacak. Hafta sonu ise 8, 11, 13, 15, 17, 19 ve 23'te olmak üzere toplam 7 haber bülten ekranlarınızda olacak. İngilizce ve Rumca haber bültenleri de hafta içi her gün 11.05, 13.35 ve 19.35'te aktarılacak. Yeni yayın döneminde Sabah Haber Ülgen Aksay'ın sunumuyla ekranlarda olacak. Günün ilk gelişmeleri, gazete manşetleri ve tüm ilçelerle Türkiye'nin başkenti Ankara'dan haftalık bağlantılar yine sizlerle buluşacak. Sabah Haber bu dönemde trafikten çevreye, kültür sanattan ülke sanayisine pek çok başlıkta gelişmeleri de ekranlarınıza taşıyacak.
Günün tüm gelişmeleri en detaylı ve en doğru şekilde yine 19 ana haber bültenimizde izlenecek. Yeni dönemde ana haber bülteni deneyimli spiker Hatice Ayanlar Taşçı'ya emanet. Yeni dönemde tarafsız haber programlarıyla da BRT yine önde olacak. Hafta içi her sabah 9'da Aziz Karaaziz Manşet Artı programında konuklarıyla gündemi değerlendirecek. Saat 12.05'te ise Levent Kutay Burası Önemli 50 artı 1 programlarında hem meclisin hem de ülkenin nabzını tutacak. Yeni dönemde Pembe Paşaoğulları izleyiciyle öğle saatlerinde buluşacak. 14. saat programında günün ilk bölümüne yansıyan gelişmeler detaylandırılacak. Baykan Gürses ise yeni yayın döneminde saat 16'da Güne Yansıyanlar programıyla izleyicisine seslenecek. Hafta içi her sabah 11.30'da ise Gamze Fuat Eko Finans programında son ekonomik gelişmeleri ve finans piyasalarındaki son durumu paylaşacak. BRT haftalık programlarıyla da yine fark yaratacak. Her pazartesi saat 20'de Damla Soyalp sektörel programıyla sanayicinin sesi olacak. Çarşamba günleri saat 17'de Aziz Karaaziz ve Mert Özdeş perspektif programında ülke gündemini değerlendirecek. Perşembe akşamları ise Sevil Özlü Söyleyecek Sözümüz Var programıyla birçok konuya farklı bakış açısı getirecek. Ülkemizdeki motosiklet tutkusunu eğitimle bir araya getiren motosiklet kulübü ise Levent Kutay'ın sunumuyla her cuma saat 20'de ekranlarınızda olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle nispeten serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan kuvvetli esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 31, Girne'de 29, Alevkayası'nda 26, Güzelyurt'ta 30, Gazi Mausa'da 31, Lefke'de 29, Yeni Erenköy'de 29, İskele'de 31 derece dolayında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 17, Girne'de 21, Alevkayası'nda 18, Güzelyurt'ta 16, Gazi Mausa'da 21, Lefke'de 21, Yeni Erenköy'de 22, İskele'de 20 derece dolayında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 30, Girne'de 31, Alevkayası'nda 28, Güzelyurt'ta 31, Gazi Mausa'da 30, Lefke'de 29, Yeni Erenköy'de 30 ve İskele'de 30 derece dolayında olacak. Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu, yarın çok bulutlu ve yer yer yağmurlu olacak. Rüzgar güney ve batıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Deniz kaba dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 2 ila 3 metre dolayında olacak. Orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu seviyesi orta dereceli olması bekleniyor. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. ...8.33'ü gösteriyor saatler, sabah haber. Şimdi gazetelerin ön sayfalarıyla, manşet haberlerle devam ediyor. İlk gazetemiz Vatan Gazetesi, 160 bin reçete söz konusu başlığını görüyoruz gazetenin ön sayfasında. Sahte reçete vurgununda tutuklamalar sürüyor diyor. Haber şöyle devam ediyor ön sayfada. Sahte reçete soruşturması kapsamında dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan 3 doktor ve 3 eczacıya 5'er gün ek tutukluluk verildi. Polis soruşturma kapsamında Haspolat bölgesinde 11 çöp torbası kupürü kesilmiş ilaç buldu. Polis 13 Eylül günü Sosyal Sigortalar Dairesi'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlıların suçla bağlantılı görülerek tutuklandıklarını anımsattı. Polis toplam 160 bin reçetenin söz konusu olduğunu ilk etapta 958 adedinin Sosyal Hizmetler Dairesi'nden emare alınarak incelendiğini kaydetti.
Gazi Mausa'da mahkemeye çıkarılan bir eczacı, bir kalfası ve bir vatandaş hakkında 3'er gün, Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılan bir eczacı hakkında ise 7 gün tutukluluk emri alındı deniliyor. Gazete bu haberin detaylarını iç sayfalarda işliyor. Yine Vatan Gazetesi'nin logo yanına bakalım. Sağlık raporu için hastane kapısında çile kuyruğu başlığını görüyoruz. Çalışma ve oturma izinlilerinin PPD aşısı bitmesi üzerine akciğer filmleri için yönlendirilirken Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde sabah 3'ten itibaren çile kuyruğu oluşturuldu. Devlet Hastanesi'nde personel eksikliği ve sadece 150 kişiye işlem yapılmasından kaynaklı. Sabahın ilk saatlerinde daha kapılar açılmadan gelenlerin çoğu 150 kişilik sıra olduğu için numarasını alamadan geri dönüyor diyor. Haber iç sayfalarda kendisine yer buluyor. Sürmanşette ise bugünden itibaren yağmur bekleniyor başlığını görüyoruz. Meteoroloji Dairesi bugünden itibaren 5 Ekim Perşembe gününe kadar yağmur öngörüldüğünü açıkladı. Dairenin 6 Ekim'e kadar olan tahminlerine göre 5 Ekim'e kadar yer yer sağanak, zaman zaman gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının ise periyodun ilk günlerinde iç kesimlerde ve sahillerde 32-35, periyodun geriye kalan kısmında 28-31 derece dolaylarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek diyor Vatan Gazetesi sürmanşetten aktardığı bu haberde. Spotlara bakalım. Ensen Kıptek'e yapılan münhasız ve sınavsız istihdamların dava edildiğini duyurdu. Ensen Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu yaptığı yazılı açıklamada sendika yönetim kurulunun münhalsiz ve sınavsız istihdamları yargıya taşıma yönündeki kararlılığını oy birliğiyle teyit edildiğini belirterek hukukçularının bu konuda gerekli çalışmayı tamamlayarak konuyu önceki gün itibarıyla yargıya taşıdığını söyledi. Ve bir diğer haber, Zaharova Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Rusya vatandaşlarına konsolosluk hizmeti verilmeye başlandığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rusya vatandaşları için seyyar konsolosluklar tarafından hizmet verilmeye başlandığını ve bu konsoloslukların alacağı nihai statünün üzerinde çalışıldığını açıkladı. Diğer başlıklara baktığımız zamansa Ercan Havalimanı'nda Kıbrıs'a özgü bitkiler ekildi. Bu ülkede bu insanlar nasıl bakan oldu sorusunu yöneltiyor Erhürman ve Arıklı. Ben bir politikacıyım ama halk dal kavuğu değilim diyor. Bu haberlerin detaylarını Vatan Gazetesi iç sayfasından okuyucusuyla paylaşıyor. Böylelikle Vatan Gazetesi'nde burada noktaladık. Sıradaki gazeteyle devam ediyoruz. Ve sırada Halkın Sesi gazetesi var. Halkın Sesi'nde bugün vergi rekortmenleri değişmedi diyor. Ve ön sayfada da fotoğraflarını yayınlamışlar. 2022 gelir yılı kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyanları resmi gazetede yayınlandı. Kişilerde Serena Butik ve Esri Vaikiki mağazası sahibi Tahir Topal. Kurumlarda ise Türkiye İş Bankası en fazla vergiyi ödeyerek yine ilk sırada yer aldı diyor ve görsellerle destekleniyor. En çok vergi ödeyen kişiler listesinde Tahir Topal 28.419.000 Türk Lirası ile açık ara zirvede yer alırken Topal'ı 9.409.000 Türk Lirası vergiyle Bora Manyera izledi. En çok vergi ödeyenler listesinde 5.467.000 Türk Lirası ile Tülin Manyera 3. oldu. 4. sırada Burak Başel 4.246.000 Türk Lirası ve 5. sırada Timothy Darren Baker 2.324.000 yer aldı. Kurumlar vergisi sıralamasında 2022'de ilk sırayı 210.986.085.32 Türk Lirası ödeyen Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi adlı Merit Kıbrıs Turizm Limited 201.286.000 Türk Lirası'yla ikinci, Aksa Enerji 75.933.000 Türk Lirası'yla üçüncü en çok vergi ödeyen şirketler oldu diyor ve bu şekilde gazetenin ön sayfasında değerlendirmiş haberi. Çöpte 11 poşet ilaç bulundu. Sürmanşette kendine yer bulan bu haber şöyle devam ediyor. Sahte reçete soruşturması ile ilgili tutuklu bulunan 3 doktor ve eczacıya 5'er gün ek tutukluluk verildi. Haspolat'ta 11 poşetinde kupürü kesilmiş ilaç ele geçirildi. Lefke'de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklanan gemi konağı sakini eczacı İlksen
Takak'ın tutuklamaların başladığı ilk günlerden müşterilerini telefonla arayıp polis sizi ararsa ben doktora muayene oldum dediği tespit edildi. Polis 26 torbadaki 2973 adet ilacın piyasa değerinin 269 bin Türk lirası olduğunu belirtti diyor. Gazete bugün sür manşetten aktardığı bu haberde. Böylelikle halkın sesini de burada noktaladık. Sıradaki gazeteyle devam edelim. B sırada Yeni Bakış var. Yeni Bakış'ın ön sayfasında bugün emekli başhekim Bülent Dizdarlı son günlerde gündemde olan reçete yolsuzluğuyla ilgili olarak örtünün ilerleyen günlerde kalkacağını ve çok fazla şeylerin ortaya çıkacağını düşündüğünü belirterek biz buzdağının görünen kısmını görüyoruz dedi. Denetim mekanizması çalışmadı başlığını kullanarak veriyor bu haberi. Doktor Dizdarlı bu konuda baştan beri siyasi iradenin hatalı olduğunu ifade ederek hem organizasyonda hem denetimde ciddi anlamda sıkıntıların olduğunu kaydetti. Bülent Dizdarlı bunun bu kadar zaman fark edilmemesinin mümkün olmadığını söyledi. Doktor Dizdarlı doktorların bu reçeteleri yazma sayısının belli olduğunu, bir doktorun bir ayda 3000'den fazla reçete yazdığının ortaya çıktığını söyleyerek bunu denetleyen mekanizmaların bunu çok önceden fark etmesi gerekmez miydi diye sordu. Doktor Dizdarlı denetim ve organizasyon bozukluğu olduğunu belirterek siyasilerin biz bu konuyu o zaman bilirdik, araştırılmadı, cevap gelmedi demenin tatmin edici olmadığını söyledi. Dizdarlı takipsizlik ve denetimsizlik maalesef bu işi bu noktalara getirdi diye konuştu. Dizdarlı aceleye getirilmeden bazı şeylerin gün ışığına çıkması ve Pandora kutusunun açılması gerektiğini kaydetti. Dizdarlı çok ciddi bir soruşturma ve yargılamanın ardından diğer yolsuzlukların gündeme geleceğine inanmak istiyorum diyerek bir kişi niyetlenir ve arkasından ciddi bir halk desteği olursa bu işler olur şeklinde konuştu. Detaylar bu gazetenin iç sayfasında bugünkü sayısında. Yeni Bakış'ın sür manşetine baktığımızda 2022 gelir yılı kurumlar vergisi ve gelir vergisi beyanları resmi gazetede yayınlandı. Gerçek kişilerde Tahir Topal, kurumlardaysa Türkiye İş Bankası en fazla vergiyi ödeyerek yine ilk sırada yer aldı. Listede ilk 20'de yer alan isimler arasında Boraman Yera, Burak Başel, Turgay Ersalıcı ve Mustafa Hacı Ali dikkat çekti. Spotlara baktığımız zaman çalışma affı gündemde başlığını görüyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu en büyük hedeflerimizden biri kayıt dışılığın önüne geçmektir. Yakında çalışma affı çıkacak dedi. Bir diğer habere baktığımızda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstatistik Kurumu'ndan bir haberi görüyoruz. İstatistik Kurumu gayri sarfi yurt içi hasılada %13.3 reel büyüme kaydedildiğini açıkladı. Kişi başına gayri sarfi milli hasıla ise 14.636 dolar olarak açıklandı. En yüksek büyüme ticaret ve turizm sektöründe diyor. Ve adli olayları görüyoruz. Yine gazetenin ön sayfasında Lefke'de meydana gelen kadına şiddet olayıyla ilgili tutuklanan Hüseyin Aksoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı, cezaevine gönderildi. Ve bir başka haberse Lefke'de boş bir binada ele geçirilen 26 çöp torbası ilaçla ilgili tutuklamanın eczacı İksen Takak dün Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarıldı. 7 gün tutukluk kalacak diyor. 11 poşet kupürü kesilmiş ilaç bulundu haberini de görüyoruz. Sahte reçete vurgunuyla ilgili soruşturma genişlerken daha önce tutuklanan Gülten Veli Eczane'nin sahibi Gülten Veli Aner, Arasta Eczanesi'nin sahibi Simge Sonap, Tufan Eczanesi'nin sahibi İsmet Tufan, doktorlar Güven Erkal, Niyazi Perk ve Muhammed dün ek süre talebiyle yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Zanlılar hakkında soruşturma amaçlı 5 gün ek tutukluluk emri kararı alındı. Polis Güzelyurt bölgesinde çok sayıda kişiye müdahale edildiğini, tanıklara ilaç aldıkları söylemeleri yönünde telkinde bulunduğunu açıkladı. Ve bu haberi de Yeni Bakış gazetesi iç sayfalarda okuyucusuyla paylaşıyor. Yeni Bakış'ın hemen ardından devam edelim. Şimdi sırada Avrupa gazetesi var. Türkiye'deki adaleti sorgulayan bir başlık görüyoruz. Adalet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ve bu haberin hemen altındaysa doktor ve eczacıların yargılanmaları sürüyor haberini fotoğraf olarak değerlendirmiş. Polis olayla ilgili yeni bulguları mahkemeye aktardı şeklinde veriyor haberi bugünkü sayısında. Böylelikle Avrupa'yı da burada noktaladık. Sırada Kıbrıs gazetesi var. Kıbrıs gazetesinin ön sayfasında Merkez Bankası'nın 2023 yılı ikinci çeyrek bülteninde banka mevduatındaki artış dikkat çekiyor. Döviz mevduatında %43'lük artış şeklinde bir başlık kullandı.
dövize büyük ilgi şeklinde ara başlık vermiş. Bankalardaki Türk lirası mevduatı bir önceki aynı döneme göre 1.79 artışta 21 milyar 989 milyon Türk lirasına yükseldi. Döviz cinsinden mevduatta bir önceki aynı döneme göre %43.52'lik rekor bir artış yaşandı. Bankalardaki döviz cinsi mevduatta rakam 130 milyar 494 milyona yükseldi. Aylık vade tercih ediliyor şeklinde ara başlık böyle devam ediyor. Bankacılık sektörü mevduatındaki vade tercihinin aylık olduğu görülüyor. Bir ay vadeli mevduat oranı ise 42.19'luk bir paya sahip. Bu ay vadeli mevduatı %29.8'lik payla vadesiz, %16.66'lık payla 3 ay vadeli, %8.82'lik payla 1 yıl vadeli ve %2.54'lük payla 6 ay vadeli mevduat izledi diyor. Haberin detaylarını iç sayfalarda paylaşmış okuyucusuyla. Logo yanına bakalım. Logo yanında Kıbrıs gazetesi Merkez Bankası'nın yılın ikinci çeyreği verilerinin bulunduğu raporda tahsili gecikmiş alacaklılarda artış var diyor. 2 milyar 778 milyonluk alacak. 2023 yılının Mart sonu itibarıyla bankaların 2 milyar 720.5 milyon Türk lirası olan sektörün toplam tahsili gecikmiş alacakları Haziran ayı sonu itibarıyla %2.12 artarak 2 milyar 778.2 milyon Türk lirasına yükseldi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre tahsili gecikmiş alacaklarda %54.24 artış oldu diyor Kıbrıs gazetesi logo yanından duyurduğu bu haberde ve bu gazete bu haberin detaylarını iç sayfalarda paylaşıyor. Şimdi sürmanşete bakıyoruz. Sürmanşette bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Kapalımaraş bölgesini ziyaret etti başlığını görüyoruz. Oktay çalışmalara ısrarla devam edilmeli diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay komisyon olarak Kapalımaraş'ı ziyaret ettiklerini ancak artık bölgenin yarı açık Maraş olduğunu ifade etti. Buradaki çalışmalara ısrarla devam edilmesini istediklerini belirten Oktay, Maraş'ı açma faaliyetlerinin devam edilirse Türkiye olarak yine destek olacaklarını söyledi. Ve sürmanşeti paylaşan bir başka haberse izolasyonlardan kurtulacağız başlığıyla Dışişleri Bakan Tahsin Ertuğruloğlu'ndan. Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetiyle yaptığı görüşmeyle ilgili bir haber. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Fuat Oktay Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu heyetiyle görüştü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve ambargoların kaldırılması talebini tüm dünyaya haykırmaya devam edeceklerini belirten Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izolasyonlardan kurtulup temel insani haklarına kavuşacağı günlerin yakın olduğunu vurguladı diyor sürmanşette verilen bu haberde. Evet, adli olaylar yine bu gazetenin ön sayfasında reçete yolsuzluğuna dikkat çekiyor. Reçete yolsuzluğu soruşturması çerçevesinde dün 3'ü yeni tutuklanan toplam 10 zanlı Gazi Mausa, Lefkoşa ve Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarıldı. Mahkemelerde konuşan polisler çok çarpıcı bilgiler paylaştı diyor. Haberin detaylarını Kıbrıs gazetesi İç sayfalardan okuyucusuyla paylaştı. Ve böylelikle Kıbrıs gazetesinde burada noktaladık. Sırada Yeni Düzen var. Yeni Düzen gazetesi soruşturma derinleşti başlığıyla veriyor bu haberi. Sahte reçete soruşturmasında 3 ayrı şehirde 3 ayrı duruşma şeklinde veriyor. Sahte reçete soruşturması kapsamında 5'i eczacı, 3'ü doktor, 1'i de kalfa ve 1 ise sıradan vatandaş olmak üzere toplamda 10 kişi dün yargı karşısına çıkarıldı. Lefkoşa, Mausa ve Güzelyurt'ta mahkemeye çıkarılan zanlıların soruşturma amacıyla tutukluluklarının devamına karar verildi. Duruşmalarda konuşan polisler detaylar paylaşıldı diyor haberin detayında. Evet, haber ön sayfada detaylı olarak işlenmiş. Lefkoşa Haspolat ilaç dolu 11 poşet ilaç bulundu başlığını görüyoruz. Gazi Mausa'da bir kişi daha aranıyor. Lefke'de ise müşterilerine muayene oldum deyin telkininde bulundu şeklinde verilen bu haberi büyük bir fotoğrafla destekliyor ve detaylarını iç sayfalardan paylaşıyor okuyucusuyla. Sürmanşetine bakalım gazetenin. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkeyi işin ehli olan insanlarla birlikte yöneteceğiz şeklinde yaptığı röportajdan bir alıntıyı Yeni Düzen sürmanşetten veriyor okuyucusuna. Böylelikle Yeni Düzen gazetesinde burada noktalamış olduk. Sıradaki gazete Diyalog. Evet, Diyalog'da bugün işte liste
başlığını görüyoruz. Merit Otellerin bağlı olduğu 3 şirket 264 milyon 979 bin lirayla kurumlar vergisinde lider oldu. İş Bankası ise 210 milyon 986 bin lirayla ikinci sıraya geçti diyor. Yine adli olaylar bu gazetenin ön sayfasında çalışma ön izni çıkarılacağı vaadinde bulunarak insanları dolandıran Arnan Gil'in kandırdığı insan sayısı artıyor, kişi başı 1500 euro. Kendisiyle birlikte Türkiye'ye dönmeyi kabul etmeyen eşini darbeden Hüseyin Aksoy cezaevine gönderildi. Aşırı derecede alkol almış diyor. Uyuşturucu ve ateşli silah suçlarından aranan 17 yıl sonra ülkeye girişinde yakalanan Eşref Ender Özkan merkezi cezaevine gönderildi. 3 ay içinde yargılanacak. Ve son olarak sahte reçete vurgunu olayında zanlı sayısı 17'ye çıkarken Haspolat'ta çöpe atılmış 11 torba ilaç daha ele geçirildi. Adayı sardı şeklinde yorumlamış bugünkü sayısında Diyalog Gazetesi. Böylelikle Diyalog Gazetesi'nde burada noktaladık. Birazdan Türkiye gazeteleriyle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve saatler 8.50'yi gösteriyor. Şimdi Türkiye gazetelerinin ön sayfalarıyla devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinin başlığında bugün kim bu kuyruktakiler şeklinde bir soru görüyoruz. Yeni iPhone kara borsaya anında düştü ve bu iPhone telefonuyla ilgili oluşturulan kuyrukla ilgili bir haberi manşetten veriyor. İzmir'i çantada keklik görmesinler şeklinde Recep Tayyip Erdoğan'ın bir etkinlikte yaptığı konuşmayı da başlık olarak kullanmış Hürriyet. Hürriyet'in ardından devam edelim. Sabah'la Türkiye'nin geleceği Teknofest gençliği şeklinde bir başlık kullanılmış. Başkan Erdoğan'ın gençlere ömrünü ülkesi ve milletine hizmetine adamış bir siyasetçi olarak pırıldayan gözlerinde yarının güçlü Türkiye'sini görüyorum sözünü başlık olarak kullanmış bugünkü sayısında. Ve devam edelim Cumhuriyet gazetesiyle. Yargıtay'ın Gezi kararını onamasına hukukçulardan tepki yağdı. Kanıtsız ceza şeklinde yorumladılar ve hukukçulara yapılan röportajları da gazete ön sayfasında kullanmış. Cumhur İttifakı Erdoğan'ı 2028'de yeniden aday yapmanın yolunu arıyor. Süresiz başkanlık şeklinde başlıkla vermiş bu haberi de bu gazete. Böylelikle Cumhuriyet gazetesini noktaladık. Sırada Milliyet gazetesi var. Kış geliyor, bakımları yaptırdınız mı sorusunu yöneltiyor okuyucusuna evdeki bomba doğalgaz. İstanbul ve Ankara'da iki ayrı doğalgaz patlamasında 4 kişinin ölümü herkesi tedirgin etti. Yetkililer kış öncesi evdeki tesisatların bakımı konusunda uyardı şeklinde okuyucusunu uyarıyor Milliyet gazetesi. Milliyet'i de burada noktaladık. Devam ediyoruz Akşam gazetesiyle. CHP'li iki belediyeden rüşvet karşılığı inşaatlarda fazla katlara izin verildiği iddiasıyla Seyhan ve Çukurova belediyelerine operasyon düzenlendi. 60 kişi gözaltında şeklinde veriyor bu haberi Akşam gazetesi. Akşam gazetesinin ardından Türkiye gazetesine bakalım. Kavala'ya müebbet dengelerini bozdu. Geziciler ağlaşıyor şeklinde verilmiş bu haber. Darbe girişiminin finansörünün cezası kesilince CHP ve ortakları çılgına döndü. Seçim öncesi Kavala'yı bırakacağız diyenler yargıya organize saldırı başlattı diyor. Haberi böyle vermiş gazete Türkiye gazetesi. Türkiye gazetesinde noktaladık. Sırada Sözcü gazetesi var. Şov yaptılar, yurt yapmadılar. Çocuklar bu çadır yurtlarda kalınca hiç mi vicdanınız üşümeyecek diye soru yöneltiyor. Hem öğrencilerin planlarını, paralarını aldılar hem de çadıra mahkum ettiler şeklinde veriyor haberi. Fotoğrafla da destekliyor. Çadırlardan detaylı görüntüler de paylaşmış bugünkü sayısında Sözcü gazetesi. Sözcü gazetesinin ardından Yeni Şafak'a bakalım. Amerika'nın çocuk askerleri şeklinde verilen bir haber var. PKK-YPG 15'likleri bile örgüte alıyor şeklinde verilen bu haberin detaylarını iç sayfalarda bulabilirsiniz. Ve son olarak Türkiye'nin yükselişi Cumhurbaşkanı Erdoğan Teknofest İzmir'i ziyaret etti. Burada yaptığı konuşmayı hem fotoğraflarla destekleyerek hem de ayrıntılarıyla ön sayfada kullanmış gazete. Böylelikle Yeni Şafak gazetesiyle Türkiye gazetelerinde burada noktaladık.
Böylelikle günün ilk bülteni, ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gündeminde yer alan gazete başlıkları, sonrasında Türkiye haberleri ve ardından da tabii ki bültenin sonundayız. Bugün gün içerisinde saatleriniz 11'i gösterdiğinde ardından gün ortasında yeniden karşınızda olacağız. Hoşça kalın. Burası hak ve hürriyet uğruna çarpışan Kıbrıs Türk mücahidinin sesi.